Ekin Chips ve Anka Home Furniture ana sponsorluğunda Londra Aktüel devam ediyor. İngiltere'de hastanelere gittiğinizde dil sorunu yaşıyorsanız sizlere tercüman tutmak zorundalar. Eğer size önerilen tedavinin artılarını ve eksilerini doğru bir şekilde anlamadığınızı düşünüyorsanız muhakkak tercüman talep etmelisiniz. Doktorunuza anlamadığınızı söylemelisiniz. İşler yolunda gitmediği takdirde haklarınızı bilmelisiniz. Mia Solicitors deneyimli avukatlarıyla tıbbi ihmalkarlık davalarında önemli bir rol oynuyor ve haklarınızı savunma noktasında sizlerin yanında oluyor. Bu hafta hastanelerin tercüman sağlamamasından kaynaklı tıbbi ihmalkarlıklardan bahsedeceğiz efendim. Deneyimli avukat Sefaret Yaman'la birlikteyiz. Biliyorsunuz bir avukatlık firması tazminat davaları üzerine uzman bir firma. Bu firmaya gelip tazminat davası açıp açmayacağınıza dair birçok önemli noktayı kendilerinden öğrenebilirsiniz. Şimdi Sefaret Hanım, biraz önce yaptığımız konuşmada iki örnek davayla aslında bunlardan bahsedeceğiz dedik. Özellikle bizim toplumumuzda birçok kişi İngilizceden kaynaklı sıkıntı yaşıyor. Bazen İngilizcesi olsa da yetersiz kalabiliyor. Bu noktada sizin de söylediğiniz gibi hastanelerin uygulayacakları tedavileri onlara güzelce anlatması gerekiyor. Daha doğrusu karşı tarafın da anlayabildiğini bilmesi gerekiyor sanırım. Doğru mudur? Evet, bu ülkede hastanelerin hastalarına, eğer hastaları iyi derecede İngilizce bilmiyorsa ya da anlamıyorsa anladıkları dilde tercüman bulundurma zorunluluğu var. Hastanelerin hastalara karşı bir teşhisi koyarken ya da bir ameliyatı ya da bir tedaviyi önerirken ya da hastanın onayını alırken hastanın durumunu, kendi durumunu anladığına emin olması gerekiyor. Eğer bunu sağlamazsa, hastaya durumunu ona iyi derecede anlatmazsa ve bu durumda hasta bir ameliyata karar verirse ya da bir tedaviye karar verirse, ameliyat ya da tedavi sonucunda olan komplikasyonlardan dolayı hastane sorumludur. Burada da tabii ki hastane sorumlu olduğu için de karşı tarafa tazminat davası açma hakkı doğuyor. Yani. Evet, eğer tabii o sadece bundan dolayı bir komplikasyon olmuşsa hastaneye karşı dava açma hakkı doğuyor. Tabii bunu o dönemki şartlara, o anki şartlara göre değerlendirmek gerekiyor. Burada her zaman için hastanenin otomatik bir sorumluluğundan söz etmek mümkün değil. Evet. Örneğin bize gelen örnek davalardan bir tanesine bahsedeyim. Çok uzun bir süre önce sonuçlanan bir dosyaydı bu. Bize gelen müvekkilimizin şikayeti, karnında bir kist vardı ve bunun alınması gerekiyordu. Operasyonla alınması gerekiyordu. Buna iki seçenek verildi. Dedi ki işte bunun ya mideden üstten ya da alt bölgeden yapılması gerekiyor. Ama bunun her iki seçeneğinin de sonuçları buna anlatılmadı. Ve bu ameliyatın olmaması durumunda da ne olabileceği buna anlatılmadı kendi dilinde. Ve hasta İngilizce bilmiyordu. Türkçe konuşan bir müvekkilimizdi. Ameliyata hasta alt bölgeden müdahale yapılması gerektiğine karar verdi. Daha sonra bunun bağırsaklarında kalıcı bir hasar meydana geldi. Daha sonra işte müvekkilimiz bize geldiğinde dedi ki eğer bana bu ihtimal anlatılmış olsaydı, bu ihtimalin olabileceği söylenmiş olsaydı ben midemden müdahale edilmesine karar verecektim. Ve bizim bu konuda aldığımız uzman raporda bilirkişi dedi ki eğer mideden müdahale edilmiş olsaydı herhangi bir hasar ya da herhangi bir zarar olmayacaktı. Bu mesela bu örnek ihmalkarlığa tipik bir örnek, tipik bir dava örneği. Ama örneğin diyelim ki bu davada böylesi bir örnekte hastaya hiçbir müdahale edilmeden ne olabileceği de açıklanmalı. Bu durumda. Bunun açıklanmaması durumunda olacak komplikasyonlardan hastane sorumlu oluyor. Çünkü bazen öyle rahatsızlıklar oluyor. Belki de müdahale olmasa da hayatınızı devam ettirebiliyorsunuz ama bazen hastalar korkuyor sonrasında başına bir şey gelebileceğinden dolayı. Bunun tabii gibi. Ki bu noktada risklerin de hastaya çok iyi bir şekilde anlatılması gerekiyor. Yani sadece aslında bir anlamda hastanın İngilizce bilmemesi ya da İngilizce bariyerinin olması şart değil. Örneğin bize gelen başka bir müvekkilimiz de, bizim müvekkilimiz İngilizce biliyordu. Yeterli derecede İngilizcesi vardı. Müvekkilimiz hamile olan bir müvekkildi. Bu müvekkilimize hastane dedi ki senin çocuğunun Down sendromlu olması ihtimali 250'de 1. Şimdi 250'de 1 normalde yüksek bir ihtimal.
Ama bunun yüksek bir ihtimal olduğu hastaya açıklanmadı, yani müvekkilimize açıklanmadı. İşte müvekkilimiz bu ihtimalin çok uzak bir ihtimal olduğunu düşündü. Ve çocuğunu dünyaya getirmeye karar verdi. Daha sonra dedi ki eğer bana 250'de birin çok yüksek bir ihtimal olduğunu, aslında çok da uzak bir durum olmadığı açıklanmasaydı eğer, ben bebekle aramdaki duygusal bağ güçlenmeden belki de hamileliğimi sonuçlandırabilirdim. Böyle bir çocuğu dünyaya getirmek durumunda kalmayabilirdim. Bebek tabii ki Down sendromlu doğdu evet. Herhalde. Evet. Mesela bu olay da ihmalkarlığa örnek durumlardan bir tanesi. Sadece İngilizce ya da dil bariyeri değil ama aynı zamanda alınan ya da verilen tedavinin ya da seçeneklerin hastaya ya da kişiye tam ve iyi bir şekilde açıklanması gerekiyor. Yani bunun yüksek bir risk olduğu aslında söylenmesi evet. Gerekiyor diyorsunuz. Evet. Yani bu noktada tabii ki tıbbi ihmalkarlık dava açma hakkını da elde etmiş oluyor size gelen müvekkilleriniz. Tabii evet, bu dil bariyeri aynı zamanda sivil hukukta da çok önemli. Mesela siz İngilizcesi olmayan ya da İngilizceyi iyi bilmeyen müvekkilinize bir dokümanı ya da bir belgeyi imzalattığınız zaman ona tam ve açık bir şekilde açıklamalısınız, tercümesini yapmalısınız. Sivil hukukta da bu böyle. Ya da bir ifadeye imza atıyorsa sizin müvekkiliniz, mahkemelerin son dönemlerdeki yaklaşımı bu konuda çok sert, müvekkilinizin imzaladığı belgede ne olduğunu anladığından emin olmanız gerekiyor. Ya da uzman birinden yardım almaları gerekiyor değil mi? Evet, evet. Normalde müvekkilinize bir mektubu gönderirseniz, o mektup ya da doküman İngilizce ise, onu imzalamadan önce müvekkilinizin onu anlama bir durumu var, sorumluluğu var. İşte onun tercümesini kendisi mi yapar ya da başkası mı onu açıklar, bunu müvekkilinizin halletmesi gerekiyor. Ama siz kendi hazırladığınız resmi bir dokümanınızı müvekkilinize imzalatıyorsanız, sizin önünüzde eğer müvekkiliniz imzalıyorsa, müvekkilinizin ne imzaladığını bildiğinden emin olmalısınız. Şimdi o zaman bu noktada bizi izleyen izleyicilerimize bir tavsiye verirsek efendim, ne tavsiye edersiniz? Dil bilmeme durumundan dolayı eğer aldığınız tedaviye ilişkin bir komplikasyon olmuşsa, buna ilişkin bir mağduriyetiniz olmuşsa, izleyicilerimiz bize danışabilirler. Biz bu konuda onların hikayelerini dinleyip onlara gerekli tavsiyelerde bulunabiliriz. Londra Aktüel burada sona eriyor. Haftaya buluşuncaya dek bizlere sosyal medya hesaplarımızdan veya WhatsApp hattımızdan ulaşabilirsiniz. Ayrıca İngiltere gündeminde öne çıkan haber başlıklarını, son dakika haberleri ve güncel konuları londraaktuel.com sayfamızdan veya Londra Aktüel'in uygulamasını telefonunuza indirerek takip edebilirsiniz. Programımızda yer almak için bizlere ulaşın. Tüm ekibimiz adına haftaya buluşuncaya dek sevgi ve saygılarımızı sunuyoruz. Hoşça kalın. Chips ve Anka Home Furniture ana sponsorluğunda Londra Aktüel sona erdi.